Milli mücadelenin kilit şehri, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı ve sağlamlaştırıldığı Afyonkarahisar'da Cumhuriyet'in 98. yıl dönüm nedeniyle Vali Gökmen Çiçek ve il protokolü tarafından Kocatepe Parkı'ndaki Atatürk anıtına çelenkler sunuldu. Törene Vali Gökmen Çiçek'in yanı sıra Milletvekili İbrahim Yurdunu Seven, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Askeri Erkan Bölge ve İl Müdürleri, gaziler ve öğrenciler katıldılar. Vali Çiçek, tören öncesi törene katılan protokol üyeleri ve öğrencilere hoş geldiniz diyerek Cumhuriyet bayramlarını kutladı. Daha sonra Atatürk anıtına valilik çelengini sundu. Vali Çiçek'in ardından Garnizon Komutanlığı çelengi, Tuğgeneral Osman Alp ve Belediye Başkanlığı çelengi Mehmet Zeybek tarafından Atatürk anıtına sunuldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen çelenk sunma töreni Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ahirette intikal eden şehitler ve gazilerin anısına bir dakikalık saygı duruşuna bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. Şuhut'ta da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk büstüne çelenk sunumu yapıldı. Atatürk Parkı'ndaki törene Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, Cumhuriyet Başsavcısı Turan Demirci, Şuhut Protokolü, eğitim camiası ile birlikte öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören Şuhut Kaymakamlığı'nın Atatürk büstüne çelenk sunmasıyla devam etti. İlçede 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri Kaymakamlık makamında kabul, Şuhut Şehir Stadyumu'nda düzenlenecek çeşitli etkinliklerle devam etti. İsçehisar'da da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene ilçe kaymakamı Uğur Kapar, Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Yusuf İrenci, İGM üyesi Murat Dikmen, Mülki ve Askeri Erkan, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldılar. İlçe kaymakamlığı ve belediye başkanlığı çelenklerinin Atatürk anıtına sunulmasının ardından saygı duruşuna bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Sandıklı'da 29 Ekim programı kapsamında ilk program kaymakamlık önündeki Atatürk anıtına çeneklerin sunulmasıyla başladı. İlçe kaymakamı Eflatun Can Dortop ve Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çör'ün sunduğu çeneklerin ardından İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla program sona erdi. Emirdağ'da da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserimdir dediği Cumhuriyet'in 98. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Kaymakam Osman Bilici, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Kabak, Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, İl Jandarma Komutanı Mehmet Teberci, Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Samet Ünver, kamu kurum kuruluşlarının müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerle vatandaşlar katıldılar. Çelenk sunumundan sonra kaymakamlık makamında tebrik programı gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Barosu Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Komisyonu tarafından 27 Ekim 2021 Çarşamba akşamı Cumhuriyet Bayramı kutlama yemeği düzenlendi. Bir otelde düzenlenen yemeğe Afyonkarahisar Barosu mensupları ve aileleri katıldı. Saygı duruş ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başlayan gecede baro mensupları tarafından oluşturulan Afyonkarahisar Barosu Korosu Türk Sanat Müziği'nden ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan eserleri icra ederek dinleyenlerden tam not aldı. Mini konserin ardından gece hazırlanan dans gösterisiyle devam etti. Vals ve zeybek gösterileriyle sahne alan dans topluluğu izleyenlere güzel dakikalar yaşattı. Yemekten sonra Türk Sanat Müziği konseriyle devam eden gece Türk bayrakları eşliğinde marşlar söylenerek hatıra fotoğrafı çektirilerek son buldu. Afyonkarahisar Selçuklu İlkokulu 4D sınıfı öğrencilerinden Eren ve Enes Sert, Cumhuriyet'in ilanından sonra gazete dağıtan çocuğu canlandırdılar. Yazıyor, yazıyor, kimin yazısı yazıyor? 98 sene sonra tekrar aynı günü canlandıran Eren ve Enes Sert, Cumhuriyet'in ilanını coşku içinde anlattılar. Başlarındaki kasketleriyle, postacı çantalarıyla Cumhuriyet'in ilan edildiğini yazan gazeteyi bütün sınıflara ve idarecilerine dağıttılar. Eren ve Enes, yazıyor, yazıyor, Cumhuriyet'in ilan edildiğini yazıyor diyerek tüm okulu dolaştılar. Cumhuriyet'in ilan edildiğini yazıyor. Yazıyor, yazıyor, Cumhuriyet'in ilan edildiğini yazıyor.
Denizli'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Pamukkale, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümünde farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kırmızı beyaz renklerle donatılan balonlar, beyaz cennetin semalarında Cumhuriyet coşkusu yaşattı. Üzerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun yazılı dev afiş asılan balon, dünyaca ünlü Pamukkale travertenlerinin altındaki alandan havalandı. İçindeki yolcularla yerden yaklaşık 1000 metre yükselen balon yaklaşık 1 saat havada kaldı. Balonu uçuran pilot, yolcularla birlikte travertenler altındaki koca çukur mevkiindeki havuza iniş yapıp tekrar yükseldi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Şehit Ömer Halis Demir Anadolu Lisesi'nde okuyan 900 öğrenci, Cumhuriyet'in 98. yılında okul bahçesinde bir araya gelerek Ay Yıldız'la Cumhuriyet'in 98. yılı koreografisini yaptı. 10. yıl ve Dombra Marşları ile yaklaşık 10 dakika süren çalışma, renkli görüntülere sahne oldu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlediği Belhat Gülses Cumhuriyet Konseri, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in katılımıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ses sanatçısı Melahat Gülses ve sazları eşliğinde coşkulu bir şekilde geçen konsere fakültenin müzik bölümü öğrencileri de eşlik ettiler. Başta bütün dünyanın saydığı baş romandan demir ağlarlardık anayı. Ankara Çankaya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı. Semtlerde bando gösterileri ve Anıt Park'ta Edip Akbayram konseri hazırlıklarını tamamlayan Belediye Kızılay ve Kuğulu Park'ta düzenlenen flash mob gösterileriyle vatandaşları etkinliklere davet etti. Ses Ver Sus Acapella grubunun Çankaya Belediye Başkanlığı önünde Kuğulu Park'ta yaptığı flash mob dinletileri izleyenler tarafından beğeniyle izlendi. Grup, dansçılar eşliğinde gerçekleştirdiği gösteride birçok şarkı ve türkü seslendirdi. Flashmob gösterileri vatandaşların coşkulu katılımıyla söylenen İzmir Marşı ile sona erdi. Afyon Karahisar Cumhuriyet Platformu Başkanı Veli Cengiz ve platform üyesi Lütfiye Polat, Gün Efem'in konuğu oldular. Cengiz ve Polat, tüm Afyon Karahisar halkını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenledikleri yürüyüşe davet ettiler. Cumhuriyet Platformu Başkanı Veli Cengiz, Cumhuriyet Bayramı'nın görkemine layık şekilde kutlama yapılacağını söyledi. Cumhuriyet Bayramı inşallah coşkuyla yine her yılki gibi kutlamaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Platformu bundan 13 yıl önce kuruldu. Ben bunun 9 yılına Cumhuriyet Platformu Başkanı olarak veyahut da sekreteryası olarak görev yapıyorum. Burada siyasi partiler var, sivil toplum kuruluşları var, dernekler var, sendikalar var. Bunlarla hep beraber Cumhuriyet Bayramı'nın görkemine ve kendine yakışır şekilde kutlamaya gayret ediyoruz. Bu sene yine kutlayacağız. Bu platformda herkesi davet ettik biz bu sene. Evet. Millet olarak, devlet olarak, millet devlet el ele bu bayramı kutlamak için çabalarımızı son aşamasına geldik. Bugün çelengimizi koyduk. Ve yarın da inşallah Allah nasip ederse 14.30'da İbadet Camii'nin önünden başlayarak Zafer Meydanı'na kadar
yürüyüşümüz var. Afyonkarahisar Cumhuriyet Platformu üyesi Lütfiye Polat ise annelere seslenerek çocuklarıyla birlikte yürüyüşe katılmaları çağrısı yaptı. Cumhuriyet'in kutlanmasının coşkuyla olması varsa biz de varız dedik ve katıldık. Cumhuriyet bizim için bence kurtuluşumuzun, milli beraberliğimizin, egemenliğimizin simgesidir. Hı hı. Ve en büyük coşkuyla kutlamalıyız ki tekrar bayram kutlayacağımız günler oluşmasın. Çocuklarımız bu milli bilinci sahiplensin ve buna sahip çıksınlar. Tek temennimiz o. Evet. O yüzden coşkuyla inşallah yarın güzel bir yürüyüş yapacağız. Bir Türk kadını olarak da herhalde davet ediyorsunuz. Tabii ki. Özellikle ben şöyle diyeyim. Türk kadınları biliyorsunuz ta geçmişte dahi devletinin yönetimini yapan Hakan'dan sonra genelde Hakan zaten savaşa gider ve devletinin yönetimini yapan konumundaydı. Ve bu belli bir dönem sonra şey oldu, atlatıldı. Biraz farklı kesimlere kaydı. Bence Türk kadınına uygun bir şekilde tekrar Cumhuriyet'le beraber buraya sahip çıkması olacak. Polat, 29 Ekim'deki Cumhuriyet yürüyüşünün ayrıntılarını şöyle paylaştı. Yarın İmaret Camii'nin önünde saat 14.30'da toparlanacağız. Vali Bey'in, Sayın Valimizin öncülüğünde bütün herkesi buraya davet ediyorum ve ben diyorum özellikle annelere, çocuklarımızın kalbine bu tohumu ekelim ki yarın biz bu çocuklarımıza bu vatanı emanet ettiğimizde bu değeri anlasınlar ve bu vatana gerçek değer vermeyi ve bu vatanı nasıl sahip çıkacaklar ruhunu biz onlara işlemezsek yarın biz gittiğimizde bu vatan sahipsiz kalacak. O yüzden lütfen özellikle çocuklarınızı getirin, bu havayı teneffüs etmesini sağlayın diyorum. Evet. Bu kadar. Yürüyüşün ardından Anıtpark'ta sona edecek, öyle değil mi? Anıtpark'a kadar bir yürünecek. Yürüdükten sonra Murat İnce Bey'in efeleri var. Onların efelerin eşliğinde yürüyeceğiz. Haluk Akalın'dan söz aldım. Buradan da tekrar o sözünü hatırlatayım. Üniformalarıyla beraber kendi işte Kurtuluş Savaşı'nda savaşan askerleri olan üniformalarıyla beraber birkaç asker ve kendisi de bize eşlik edecek. Orada Anıtpark'ın orada meydanda da küçük bir efelerin gösterisiyle küçük konuşmalarla sonuçlandıracağız. Evet. Derneğimiz adı Tüm Aromatik. Tıbbi aromatik bitkileri merkezi olma yolunda ilerleyen Afyonkarahisar'da Tüm Aromatik Bitkiler Derneği kuruldu. Aktar Zafer Murat Çakır'ın öncülüğünde kurulan derneğin amacı, tıbbi aromatik bitkilerin en doğru şekilde üretilip tüketiciye en uygun fiyatta ulaşmasını sağlamak. Derneğin kurulma amacıyla ilgili bilgiler veren Zafer Murat Çakır, tüm resmi işlerin tamamlandığını ve İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanan resmi bir dernek olduklarını söyledi. Derneğimiz adı Tüm Aromatik Bitkiler. Kısa adı TAP. TAP'ı niçin kurduk? TAP'ın amacı şuydu. Afyon'da bildiğiniz gibi çalıştaylar yapılıyor. Bu çalıştaylar sırasında da yeni alınan beraber ortak karara göre Afyon'da tıbbi aromatik borsanın oluşturması ve tıbbi aromatik organizmanın oluşturulması isteniyor. Bununla ilgili de bir özellikle sivil harekete ihtiyaç var. Artı bununla ilgili ticari kısma ihtiyaç var. Bu konuda danışmanlık verecek, hizmet verecek sivil toplum kuruluşuna ihtiyaç vardı. O nedenle biz TAP Derneği'ni kurduk. Şu anda kurucu üyelerle birlikte üye kaydını başladık. Özellikle Afyon merkezde, ilçelerde ve diğer illerde üyelerimizin kayıtları başladı. Afyonkarahisar'da bulunan Tıbbi Aromatik Bitkiler Merkezi'nin çok yoğun çalışmalar sürdürdüğünü ifade eden Çakır, Afyon bölgesinde sulak arazileri kullanma amacımız yok. Az sulanabilir ve sulanamaz arazilerde uygun tıbbi aromatik bitkileri yetiştirmek amacıyla bu derneği kurduk, dedi. Amacımız sadece bir dernek oluşturmak değil, tıbbi aromatik bitkinin en kaliteli tohumla doğru ekilmesi, doğru yetiştirilme, doğru yöntemle haset edilmesi, hatta iyi tarımla yapılmasını sağlamak, bu şekilde üreticiden tüketiciye çok sağlıklı şekilde ürünün ulaşmasını sağlamak. Aynı zamanda Afyon bölgesinde özellikle az sulanabilir, sulanamaz ya da sulak arazileri kullanma amacımız yok. Az sulanır ve sulanamaz arazilerde uygun tıbbi aromatik bitkileri
yetiştirmek amacıyla bu derneği kurduk. Şu anda Tıbbi Aromatik Merkezimiz, Afyon'da bulunan Tıbbi Aromatik Merkezimiz çok ciddi çalışıyor aslında. Çok da emek veriyorlar. Ama bunun zaman zaman sivile yansıması zorlaşıyor. Devlet kurumlarıyla beraber sivil inisiyatifi bir araya getirip Afyon'da gerçekten Tıbbi Aromatik üretimini büyütüp bir pazar oluşturup gerçekten borsasının burada oluşması için emek sarf edeceğiz. Ana amacımız bu. Gizemli şehir Afyonkarahisar'ın en gizemli yerlerinden biri de Millet Hamamı Müzesi. Bünyesinde barındırdığı bölümlerle hamam kültürünün mirası, Osmanlı mimarisi izlerini taşıyan, pek çok detay ve inceliği barındıran yapının tarihe tuttuğu ışıksa büyüleyici. Belediye tarafından işletmesi yapılan Millet Hamamı'nın çevresine oluşturulan dinlenme alanı ise harika bir deneyim sunuyor. Tarih, kültür ve eğitimin adresi olan Millet Hamamı Müzesi'ne gelip ziyaret ettikten sonra Karahisar Kalesi ve meşhur Afyon evlerinin doyumsuz manzarasına karşı çay ya da kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Muhteşem ihtişamıyla göz kamaştıran Millet Hamamı, zamanı meydan okuyan dokusuyla görenleri kendisine hayran bırakıyor. Akustik yapısının oldukça dikkat çektiği müzede, Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri tarafından ney ve piyano eğitimi veriliyor. Ayrıca Millet Hamamı'nda yerel ve ulusal konferanslar da düzenleniyor. Yaptığımız şey... Osmanlı mimarisi ve kültürünün en güzel örneklerinden biri olan hamam kültürünün yaşatıldığı, aslına sadık kalınarak teşhir edilen soğukluk, ılıklık, sıcaklık bölümleri, hamam araç ve gereçleri, hamam adetleriyle kültür, eğitimin ve tarihin bir arada olduğu Millet Hamamı Müzesi ziyaretçilerini bekliyor. Tacı Ahmet Mahallesi, Hamam Aralığı sokağında bulunan eser 2000 metrekare alan üzerine yerleşmiş. 18. yüzyılın ikinci yarısında inşa edildiği düşünülen hamam, o dönem Osmanlı mimarisinin güzel örneklerinden biri. Hamam alanı 400, konferans salonu 200 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Hamam bölümünün kuzeyi erkekler, güneyi ise bayanlar bölümü. Bu bölümler hamam görünümünü koruyor ancak aynı zamanda sergi salonu, satranç odası, kurs atölyeleri ve kafeterya olarak da kullanılıyor. Hamamda sağlık odası da bulunuyor. Millet Hamamı restorasyonunda dikkat çeken önemli bir nokta, yapılan çalışmanın sadece ziyaretçilerin hizmetine sunulmasıyla sınırlı kalmaması. Aynı zamanda bu mekanın toplumsal ihtiyaçlar göz önünde tutularak çevre halkının hizmetine sunulması. Ortodonti uzmanı Musa Bulut, bebeklerde yağış yutkunmanın ileride ağız ve diş sağlığında göz ardı edilmeyecek bozukluklara neden olduğunu ifade etti. Bebekler doğumdan itibaren yutkunmayı dudaklarından ve dillerinden destek alarak yapıyorlar. Zaten 6. aydan itibaren 2. yaşa kadar süt dişlenmesi ve dişler çıktıkça bu yutkunmayı terk edip dişlerinden ve damaklardan destek alarak yutkunmayı sağlamamız lazım. Böyle parmak emme, dudak emme gibi alışkanlıklar 2-3 yaşından sonra devam ettiği zaman daimi dişler çıkınca ve bu daimi dişlenme süresinde de bu yanlış yutkuma devam ederse buna bağlı olarak dişlerde kapanış bozuklukları, çapraşıklıklar oluşabiliyor, meydana gelebiliyor, üst damak daralabiliyor. Bununla ilgili de yani dişler çıktığı zaman süt dişleri 2-3 yaşından itibaren düzenli bir ortodontik kontrolüne getirirlerse, diş hekimi kontrolüne getirirlerse daha iyi olur. Sürekli parmak emmede şöyle bir rahatsızlıkla karşılaşıyoruz. Parmağı damağa bastırdığımız zaman damak kubbesi birazcık sığlaşıyor. Üst dişlerde damak daraldığı için ön dişlerde açık kapanış meydana gelebiliyor. Buna bağlı olarak nefes almada, burunda, ağızdan solunuma biraz katkı sağlıyor bu. Bu da istemediğimiz bir durum. Bunun düzeltilmesi için en geç 7-8 yaşlarında buna müdahale etmemiz lazım. Dilin yutkunmasının doğru yerde kalmasını sağlayacak paravanlarımız var, aparatlarımız var, parmak emmeyi engelleyen aparatlarımız var. Bunlarla beraber daha iyi diş sağlığına kavuşabiliyoruz.
Bulut, ortaokul çağındaki çocukların çenelerinin ileride ya da geride olmasının zamanları ve daireleri ameliyat gerektirmeden aparatlar sayesinde düzeltildiğini ifade etti. Ailede genetik olarak annede, babada veya uzak akrabalarda alt çene belirginliği varsa, rahmetli Sabancı'da olduğu gibi, bu kendini 8-9 yaşlarında zaten üst dişler çıktıktan, süt dişleri dökülüp daimi dişler çıkmaya başladıktan sonra kendini gösteriyor. Bu alt çenenin belirginliği üst çeneden kaynaklıysa, üst çenedeki bir gerilikten kaynaklıysa 8-9 yaşında muayenede biz bunu tespit edebiliyoruz. Buna bağlı olarak da ağız dışından takılan, alın ve çene ucundan destek alıp üst çeneyi öne doğru kuvvet uygulayarak ilerlemesini sağlayan aparatlarla bunları düzeltebiliyoruz. 12-13 yaş gibi, 14 yaş gibi karşılaştığımız durumlarda maskeyle düzeltilme olmadığı zaman maalesef bunun tedavi yöntemi ameliyatlı oluyor, çene ameliyatıyla. Ama şu an teknolojimiz ilerlediği için hani çene ameliyatlarında 3-4 saatlik bir ameliyatla kısa sürede bunun düzeltilmesi oluyor ve hem çiğneme olsun, hem estetik olsun, hem konuşma olsun, hastalarımız daha sağlıklı bir yapıya kavuşuyor. Ortodonti uzmanlığı konusunda bilgiler veren uzman Musa Bulut, genellikle hasta grubumuz ortaokul çağındaki genç arkadaşlarımız oluyor, diyor. Küçük yaştan itibaren düzenli ortodonti kontrolünde olmak, ileride meydana gelebilecek çapraşıklıkların erken müdahalesini veya daha az şiddetli şekilde tedavisini bize katkı sağlıyor. Atıyorum 6 yaşında süt dişini kaybeden bir hastanın üstten gelecek daimi dişi 11-12 yaşında geliyorsa, o 4-5 sene zarfında dişsiz kalan bölgeye yer tutucu yapılması önleyici bir tedavi oluyor bize. Çünkü o dişin yerini koruduğumuz zaman ileride çapraşıklık oluşma miktarını azaltıyoruz. Hastalarda meydana gelebilecek çene gerilikleri, alt çene geriliği, üst çene geriliği, alt çenenin çıkıntı olması, üst dişlerde çapraşıklık. Özellikle hasta velilerimiz şöyle bize geliyor. Ufak çocuğunun şurada köpek dişleri damağın dışından çıkmış, biz buna ne yapalım diyorlar. Hani bunun tedavisi hep ortodonti ile oluyor. Ortodonti olarak da şu an hem ağız içinden hem ağız dışından dişlere yer elde edebilmek için çeşitli aparatlar kullanabiliyoruz. Hem hastanın estetik kaygısını düşünerek hem de bizim tedavi sürecimizi hızlandıracak en iyi, en optimal tedaviyi hastalarımıza sunmaya çalışıyoruz. Bulut, kanser tedavisinde olduğu gibi diş tedavisinde de erken teşhisin önemine değindi. 3-4 yaşından itibaren çocuklar çikolatayla, şekerle tanıştıkları için 6-7 yaşına geldiği zaman ağzındaki süt dişlerinin çoğu çürümüş oluyor. Güzel bir fırçalama alışkanlığı da yoksa. Buna müdahalesini, yer tutucusunu veya dişlerin ona göre belki gerektirecek sürme rehberliği yapıldığı zaman bu çapraşıklıkları minimal hasarla atlatabiliyoruz. İleride ortodontik tedavi için belki gereksinim bile kalmıyor. Erken teşhis dişleri kurtarıyor. Afyonkarahisar'da DH operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapıldı. Aldıkları istihbarat üzerine ekipler kent merkezindeki bir eve operasyon düzenledi. Baskında DH terör örgütüne üye olmak suçu iddiasıyla yabancı uyruklu Muaz Aloani ve Ahmet Aladani, Konya Ağır Ceza Mahkemesi ilamat masasınca hakkında örgüte bilerek isteyerek yardım etmek suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan yabancı uyruklu Abdülhekim Elbekro ve yabancı uyruklu Ahit Elhamet isimli şüpheliler gözaltına alındılar. Şahıslar emniyetteki işlemlerinden sonra devlet hastanesine geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Girdikleri iki evi soyan 4 şahıs tutuklandı. Olay merkeze bağlı Hasan Karaağaç Mahallesi ve Çakır Mahallelerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki farklı mahalledeki evlere giren şahıslar 1 adet LCD televizyon, 7 adet fotoğraf makinesi ve bunlara ait objektif lens parçaları, çeşitli marka ve ebatlarda alkol ve ses kabinini çaldı. İkamet sahiplerinin ihbar üzerine harekete geçen ekipler hırsızlık olaylarını B.Y., Ç.Ç., H.E. ve M.K. ismi şahısların gerçekleştirdiğini belirledi. Ekipler şüphelileri yakalayarak gözaltına alırken adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Isparta'nın İrdir ilçesinde çıktığı dağda ölü bulunan 53 yaşındaki Mehmet Dereli'nin cenazesi yaklaşık 700 metre yükseklikten komandoların yardımıyla indirildi. İstanbul'da yaşayan Mehmet Dereli tatil için gittiği memlekete İrdir ilçesine cumartesi günü iki köpeğiyle birlikte Oluklacı'ya doğru tırmanışa geçti. Akşam saatlerinde annesini arayarak dönüş yolunda olduğunu söyleyen Dereli'den haber alınamayınca ihbar üzerine polis Dereli ile birlikte tırmanışa giden iki köpeğin bıraktığı aracın yanına döndüğünü gördü. Bunun üzerine ekipler çalışma başlattı. Bölgede günlerdir devam eden arama çalışmalarında Mehmet Dereli, Çamoluk mevki bölgesine kayalık ve sert bir arazide ölü bulundu. Yakınları gözyaşı dökerken sinir krizleri geçirdiler. Cenaze sarp ve zorlu bölgeden AFAD Jandarma Arama Kurtarma İrdir Dağ Komando Okulu'ndaki arama kurtarma timi ve gönüllü ekiplerin 4 saatlik çabası sonucunda indirildi. Denizde yaşayan 23 yaşındaki kız arkadaşı Şebnem Şirin'i boğazını kesip öldüren zanlı Furkan Zıbıncı tutuklanıp cezaevine gönderildi. Pamukkale'de Çamlaraltı Mahallesi'nde bir apartta meydana gelen olayda 23 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından bir apartta boğazı kesilerek öldürülmüştü. Sorgusu tamamlanan Zıbıncı adliye girişinde soruları cevapsız bıraktı. Zıbıncı'nın gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve cinsel istismar olmak üzere 6 suçtan kaydolduğu ortaya çıktı. İfadesinde Şirin'le birlikte yemek yedikten sonra aparta gittiklerini söyleyen Zıbıncı'nın eve gittikten sonra her şeyin normal olduğunu ama ne olduysa sabah olduğunu ancak olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Zıbıncı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden Şebnem Şirin için düzenlenen cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. Kızını cinayete kurban veren acılı baba, "Bırakamam kızımı" diyerek gözyaşı dökerken acılı anne Pervin Tokat da Şebnem'in mezarına beyaz çiçek buketi bıraktı. Polis olarak kendini tanıttı, iki kişiyi gasp edip sonra yakalandı. Olay Konya'da İhsaniye Mahallesi Karamanoğlu Mehmet Bey sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta elinde telsizle kendini polis memuru olarak tanıtan bir kişi iki kişiyi durdurup konuşmaya başladı. Bu sırada durdurduğu iki kişiden 350 lira gasp eden şüpheli kaçıp olay yerinden uzaklaştı. Daha sonra emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler mağdur iki kişinin ifadesi doğrultusunda çalışma başlattı. Şüphelinin ÖÖ olduğunu belirledi. Şahsın gidebileceği adresleri kontrol eden polis ekiplerini fark eden şüpheli de kaçmaya başladı ancak kurtulamayarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerine yapılan aramada bir adet telsiz, bir adet metal kelepçe, bir adet bıçak ve 3 parça halinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.